Okullarımız açıldı. Evet, okullardaki en büyük problem şu anda okullardaki hijyen problemi. Okullarda aslında çok öncesinden beri süre gelen bir problem aslında. Bunu güvencesiz çalışma yöntemiyle, çoğu zaman hizmet alımıyla bu zamana kadar getirmeye çalıştılar. Fakat bu yıl kendilerini uygulamadıkları tasarruf tedbirlerini maalesef eğitim alanında çocuklarımıza uygulamaya kalktılar. Ve okullarda hizmetli problemi var. Dolayısıyla bunun nihayetinde de hijyen problemi var. Okullar açıldığından beri gerek velilerden, okullardaki salgın haberleriyle velilerden aldığımız tepkiler, geri dönüşler, bilgiler, bilhassa kız çocuklarında idrar yolu problemleri, salgın hastalıklar, bunların hepsinin sebebi okulların kendi kaderiyle, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendi kaderiyle baş başa terk edilmiş olduğunu görüyoruz. İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyelerinin olduğu yerlerde, başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş okullardan talep toplamaya başladı. Nerede, hangi okulda bir eksiklik varsa biz orada olacağız. Yeter ki siz bize eksiklerinizi bildirin dedi. Ve yine Sayın Genel Başkanımız önce bu talimatı verdi. Sayın Özgür Özel dedi ki, nerede, hangi okulumuzda bir ihtiyaç varsa Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu her yerde bizler çocuklarımızın sorumluluğunu, okulların sorumluluğunu üstümüze vazife ediniyoruz dedi. Ama bizim evet olduğumuz yerler var belediye olarak, ama olmadığımız yerler var. Oradaki çocuklar ne yapacak? Mesela kentim Osmaniye'de. Osmaniye'de sadece bir ilçemizde belediyemiz var. Ankara'da. Ankara'nın yanı başındaki ilçelerde hijyen problemlerinin had safhada olduğunu duyuyoruz. Sadece hijyen problemi değil, artık okullarda veresiye defterlerinin olduğunu duyuyoruz. Önceden sadece mahalle bakkallarında veresiye defterleri olurdu. Şimdi artık okullarda çocuklar bir suyu dahi, bir çikolatayı dahi veresiye defterlerine yazdırdığını duyuyoruz biz. Bunu neyle izah edeceksiniz? Milli Eğitim Bakanlığı tamamıyla kendi alanından, kendi sorumluluk alanından çekilmiş vaziyette. Milli Eğitim evet çökmüş durumda. Çocuğunun temel beslenmesini sağlayamamış durumda. Biz en başından beri çocukların, yani nesillerimizin, geleceğimizin en azından bir öğün dengeli beslenmeye devlet tarafından, kamu tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanmasının şart olduğunu söylüyoruz. Bunu vaat ettiler. Her şeyi vaat ettikleri gibi seçimler öncesi, seçime yakın her şeyi vaat ediyorlar. Sonrasında dediler ki biz bunu fiziksel imkanlarımız yeterli değil, sadece ana sınıflarına vereceğiz dediler. Sonra bir baktık o da yok. O da yok. Peki o zaman ne yapacaksınız? Çocuklar artık bir çikolatayı veresiye defterine yazdırır hale gelmiş. Bu Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde var bu. Yani bırakın Anadolu'nun, Trakya'nın kırsalını. Anadolu'nun, Trakya'nın kırsalından haberiniz var mı sizin? Taşımalı eğitim mesela. 50 kilometreden 30 kilometreye düşürüldü. Bu da ayrı bir sorun. Kız çocukları mesela, benim kentimde kız çocuklarının geçtiğimiz yıl taşımalı eğitime, efendim illaki yurtta kalacaksınız diyerek alınmadığı söz konusuydu. Bunu ben dile getirdim. Ne yapacaksınız? Milli Eğitim Bakanlığı'nı buradan göreve davet ediyorum ben. Çocukların dengeli beslenmesini sağlamak durumundasınız. Diğer taraftan kalabalık sınıflar mevzusu. Size kalırsa kalabalık sınıf yok. Her şey çok güzel. Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorsunuz. Ama bu milletin gerçekliği öyle değil. Kalabalık sınıflarda çocuklar öğrenim görmeye çalışıyorlar. Çocuklar okula aç gidiyor. 5 çocuktan 4'ü et yemiyor. 8 çocuktan 7'si 6'sı günlük proteine ulaşamıyor. Süt içemiyor. Peynir yiyemiyor. Yoğurt yiyemiyor. Bunu nereye koyacaksınız? Tüm bunlara
acilen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çözüm bekliyoruz. Bakanlığın tarikatlarla sözleşme yapıyorsunuz, anlaşmalar yapıyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz. Ama çocukların temel ihtiyaçlarını gözden kaçırıyorsunuz, görmek istemiyorsunuz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak, anneler olarak, çocukları bu okullarda eğitim gören kadınlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 ilindeki kadınlar artık okulları takip edecekler. Okullardaki çocuklarımızı takip edeceğiz biz hepsini. Ve bunların hepsini Türkiye'nin gerçek gündemine taşımaya devam edeceğiz. Yani o 3 liralık destekle bir çocuğumuz bir su dahi alamıyor, bir çikolata dahi alamıyor. Bunun nesine siz desteklersiniz? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önce kız çocuklarımızın hayatını korusun. Önce sokaktaki çocuklarımızın can güvenliğini korusun. Ondan sonra 3 TL'ye yardıma baksın. O 3 TL bunu açıklamaya insan utanır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın zaten bu ilk dediği. Geri dönüyor ülke gündemi, kadının çocuğun hayatını koruyamazken sizler AK Parti iktidarı geri dönüyorsunuz siz ancak işte gerçeklikle bağdaşmayan 3 liralık yardım, bir su parası dahi etmeyen ki onu da veresiye defterine yazdırıyor. Geri dönüyorsunuz gençlere yine kredi desteği açıklıyorsunuz. Tek yaptıkları şey gerçeklikten uzak yardımlar açıklamak, destekler açıklamak, gençleri krediye borçlanmaya sevk etmek, evlenmek için 150 bin TL ile mesela bir de o tarafından bakalım nasıl evlenecek günümüz gençleri. Siz onlara iş istihdam alanı yaratamıyorsunuz ki onlara kalkıyorsunuz bir de bankaya borçlanın evlenin diyorsunuz. Her yaptıkları gerçeklikten uzak olduğu gibi bu da gerçeklikten uzak. İktidarın tek önceliği bana kalırsa ki bu milletimizce de bu alanda sıkça duyuyoruz bunu. Diyanete ayırdığı bütçeyi neden milli eğitime ayırmıyor diyorlar. Biz de soruyoruz. Neden diyanete, tarikatlara, ÇEDES'lerle tarikatlara aktardıklarınızı neden milli eğitime aktarmıyorsunuz? Neden size bir öğün ücretsiz, dengeli beslenme, yemek çocuklarımıza, bu neyinize çok geliyor sizin? Neden? Bu bir aslında tercihtir. Bu iktidar çocuklardansa tarikatları tercih ediyor. Tek önceliği kendi siyasal iktidarını sağlamlaştırmak. Başka hiçbir önceliği yok. Hiçbir şekilde çocuklarımızı, nesillerimizi düşünmek gibi bir gerçekliği yok. Buradan çağrıda bulunuyorum onlara. Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsanız, gerçekten söylediğiniz gibi milli bekamızı düşünüyorsanız eğer bütçenin kâir ekseriyetini ki takibinde olacağız bunun milli eğitime ayırırsınız. Türkiye'nin geleceği, bekası bu çocuklara bağlıdır. Ama siz bunu bile isteye tercih etmiyorsunuz. AKP iktidarı yoksulluğu tamamıyla kadının üstüne yüklemiş durumda. Kadın her şeyi düşünmek zorunda. Okula aç giden çocuğunu düşünmek zorunda. Çünkü okula çocuğu gönderen, onun beslenme çantasını hazırlamak zorunda olan kadın. Ve çaresizliği yaşayan da kadın. İşte tüm bu çaresizliklerin neticesinde İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı bir rakam vardı. Kadın cinayetlerinin arkasında yatan sebeplerin büyük çoğunluğunu, yani %40'a varan bir oran açıkladı. Sebebi dedi, geçimsizlik dedi. Ki AKP iktidarı az önce de dediğim gibi tüm yoksulluğu kadının sırtına yükledi. İşte çocuklar okula aç gidiyor. Okul beslenme çantasına düşününüz ki sadece bir dilim ekmek koyuyor. Bazen bir dilim peynir koyabiliyor. Ki dün Pursaklar'daki pazarda ki yurttaş dedi ki bir kilo peynir dedi 300, 400, 500 TL dedi. Bir gün yiyebiliyorsak bir dilim peyniri belki dedi 3 gün, 5 gün, bir hafta yiyemiyoruz dedi. İşte tüm bu yoksulluk, yoksunluk, çaresizliğin hepsi kadının üstünde. Buradan hareketle siz nasıl diyebilirsiniz ki her şey çok mükellef, her şey çok güzel. İşte Milli Eğitim Bakanı'nın açıklaması, işte Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Neye teşekkür ediyorsunuz? Çocuklar yatağa aç girdiği için mi? Çocuklar okula aç gittiği ve aç geldiği için mi? Çocuklar bir diğerinin çantasına çocukların gözü düştüğü için mi? Siz bunun için mi teşekkür ediyorsunuz?
Siz daha okulların hijyen problemini çözebilmiş değilsiniz. Onu da çözmek üzere attığınız o adımlar da yine başka bir acayip bir durum. Güvencesiz çalışma yöntemiyle taşeron firmaların üzerinden belirli sınırlı günlerde hizmet alımıyla onu dahi ucuza getirme peşindesiniz siz. Sizin iktidarınız tasarruf tedbirlerini kendine uygulamayan ama çocukların üzerinde uygulayan bir eğitim üzerinde uygulamaya çalışan bir anlayışla biz karşı karşıyayız. Ve bunu kabul etmiyoruz. Kadınlar bunu kabul etmeyecek. Kadınlar çocuklarına biz bir öğün çocuklarımıza ücretsiz okullarda yemek istiyoruz. Bu iktidarın görevidir, sorumluluğudur. Seçimler öncesi de bir numaralı taahhüdüdür. Bir an evvel bu iktidarı bu taahhüdünü yerine getirmeye bekliyoruz. Kadın cinayetleri adeta bir kalem. İşte bu iktidar bir kalemde hukuksuzca bir gecede tek bir imzayla bu sözleşmeden ayrıldı. Halbuki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam mutabakatla oy birliğiyle geçmişti bu sözleşme. O sözleşmenin imzalandığı yıl 101-102 kadın cinayeti vardı. Ama bugün sayamıyoruz bile o kaybettiğimiz canları. Hunharca, canice katledilen o kadınlar sayılardan da ibaret değil. O yitirilen insanlar. Bunların hepsini düşündüğünüzde ve geldiğimiz bu noktada kadınların canını koruyamayan bir iktidar. Kadınlar her gün katledilirken bir değil, iki değil, üç değil, bir günde dört kadının canice katledildiğini biz gördük. Hatta birini biz kadınlar omzumuzda taşıdık ve biz gömdük, toprağa verdik. Baktığınızda iktidarın sadece bakanlığının standart tweetlerini attığını görüyoruz. Hayır, artık bu konu siyaset üstü bir konudur. Mutlaka üzerinde ortaklaşılması gereken bir konudur. Kadın cinayetleri, işte çocuk cinayeti. Çocuklarımızı biz koruyamıyoruz. Bu kadar teknik anlamda artık üst düzeyde olduğumuz bir zamanda, işte teröristlerin ayakkabı numarasına kadar bildiğimiz bir zamanda, bir iktidar döneminde biz nasıl oluyor da çocuklarımızı koruyamıyoruz? Biz nasıl oluyor da o minicik bedeni 120 haneli bir köyde ancak 19 günün sonunda bulabildik? Nasıl oluyor da bir ayı geçti halen bu soruşturma magazinselleştirilmeye çalışılıyor. Bir şekliyle farklı medya sitelerine bir takım resmi evraklar sızdırılmak suretiyle veya bir takım programlarda magazinel bir şekilde tartıştırılmaya başlanarak bu konunun adeta gündemden silikleştirilerek düşürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama bu küçük kızımız üzerinde ve Sıla bebeğimizin özelinde tüm çocuklarımız için mücadele etmemiz gerekiyor. Buna bir kadın gözüyle bakmamız gerekiyor. Sadece siyasi partilerin siyasi sahipleriyle bakamayız artık. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları başkanı olarak, evet, ama bir kadın olarak, bir kadın milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin kadın kollarına, kadın çalışma gruplarına buradan bir çağrıda bulunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 1 Ekim tarihiyle açılacak. İşte tüm bunları konuşmak, tartışmak, siyaset üstü nasıl çözüm bulabiliriz konuşmak adına meclis çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyorum sizlerin aracılığıyla. Umuyorum ki bu çağrıma kadın olma içgüdüsüyle, anne olma içgüdüsüyle tüm siyasi sahiplerden arınarak hep birlikte olabileceğiz.